Mehmet! Merak etme Mehmet! Öldün sen! Dikkat edin! Tutuklayın şunu! Yavrum, ne olur bırakma bizi. Mehmet, Mehmet bırakma tamam. Bizi yavrum. Ambulans gelecek. Tamam, tamam Mehmet. Mehmet! Mehmet! Ne oldu bana? Neredeyim ben? Neresi burası? Erlerin belli olduğu hak divanındasın. Hesap meydanındasın. Mahkeme mi? Kim yargılanacak o zaman? Dünyaya gelen her insan bir gün burada muhakkak yargılanır. O dediğin öbür dünyada olur. Ne yani? Şimdi ben öldüm mü? Yoksa sen dünya hayatını ebedi mi sanıyordun? Hayır da daha çok gencim. Biraz daha yaşarım herhalde. Genç, yaşlı, kadın, erkek fark etmez. Bir gün hepimiz öleceğiz ve hesap vereceğiz. Allah'ım. Bu bir kabus mu? Yoksa gerçek mi? Biliyordum. Ölmediğimi biliyordum. Mehmet. Oğlum. Hadi Elif. Şimdi hesap ver bakalım polislere. Özkan. Hadi. Alçak. Bakalım bundan böyle kime yalvaracaksın? Anne. Seda. Niye ağlıyorsunuz? Olamaz. Ben ölmüşüm. Hayır. Demek ölüm böyle bir şeymiş. Bir varsın, bir yoksun dünyada. Kimileri sadece dünyada var olmayı düşünür. Kimileri de burada. Ama burada hüküm gerçeği bulur. Ben kötü bir şey yaptım. Hüküm vermeye gittim. Hüküm ehli olmak için hakim olmak lazım. Kişi kendi hükmünü değil, elindeki ölçülerin hükmünü vermelidir. Öyle değil mi? Evet. Evet öyledir. O zaman hükümlerin kendi adaletini sağlamak için mi oldu? Yok. Yok öyle denemez ama öfkeme yenildim diyebilirim. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Ama arkadaşlarımı öldürdüler hainler. Hepsi bir bir şehit oldu. Onların intikamını almak istedim. Ölçüsü hak olanın kinle işi olmamalı. Çok pişmanım. Ne olacak bana? Hayat kareleri tek tek önüne serilecek. İyi olanlar terazinin bir tarafına, kötü olanlar da diğer tarafına. Sonuçta adil bir tartı olacak.
Hadi hayırlı uğurlu olsun İbrahim. Bayağı karlı çıktın bu işten sen. Muhtar, satacağımız yoktu da canına yandım onun parası işte. Muhtar ya, senin bu inşaat şirketi bunca parayı eski püskü evlere niye veriyor? Var bu işin içinde bir çapanoğlu. Etmeyin, eylemeyin millet. Niye hemen kurtlanıyorsunuz? Ben satmayacağım evimi o adamlara. Al benden de o kadar. Amma da uzattınız. Satmayacaksanız satmayın. Ne geçecek elinize? Hiç. Müdahale edeyim mi muhtar? Sakın ha. Çıngar çıkmasın. Biz alacağımızı aldık. Merhaba Ayşe Hanım. Sağ ol muhtar. Kardeşim satın. Niye tutuyorsunuz elinizde? Bu parayı hiç kimse vermez. Hayırdır? Niye toplandınız bakayım? Yo, ne toplanması? Aksine dağılıyorduk. Değil mi millet? Bu da sattı evini inşaat şirketine. Satın bakalım satın. Bugün evini satan yakında mezarına da yer bulamaz bu ülkede. Ne yapayım? İyi para verdiler. Zar zor geçiniyoruz biliyorsun. Sen satmıyor musun evini Ayşe Hanım? İstediler de Mehmet'i bekliyorum. Bir haftaya dönecek. O zaman bakacağız. Ayşe abla niye satsın evini? Mehmet geldi mi adresi belli. Ya Beşiktaş'a gider ya Fener'e. O zaman da paraya para demez. Kurban oldum İstanbul. Nasip de seni yine görmek varmış. Abi bakar mısın? Ha? Eminönü'ne nasıl gidebilirim acaba? Şu karşıdaki iskeleyi görüyor musun? Oradan kalkan vapurlara bineceksin. Abi yoksa sen de mi askersin? Öyleydim. 2 gün önce terhis oldum. Neredeydin? Acemilik İzmir Foça Komando Birliği. Sonra da Gabar Dağları'nda Kuzey Irak'ta terörist kovalayıp durduk. Abi iyi oralardan sağa dönmüşsün. Yazımız böyleymiş tertip. Yoksa ne dönmek senin elinde ne de ölmek. Oralar öyle bir yer işte. Neyse hadi bana eyvallah. Eyvallah abi. Hadi at. Yavaş atsana be oğlum. Bizimkiler evi sattı. Taşınıyoruz yakında. Babam o adamlar için yamuk adamlar diyor. Biz satmayacağız. Keşke Mehmet abi gibi olsaydım. Niye lan? O biçim top oynuyor. Askerden dönünce ya Fener'e ya da Cimbom'a gidecekmiş. Onun gibi olsaydım çok param olurdu. Evi sattırmazdım. Mahalleden ayrılmazdık. Oğlum sen önce ayakkabını bağlamayı öğren. Aa Mehmet abi. Baksana Mehmet abi gelmiş. Mehmet abi. Hoş geldin Mehmet abi. Mehmet abi gelmiş. Askerlik bitiyor Mehmet abi. Koşun. Bitti ya. Hiç terörist öldürdün mü? Ya keratalar durun bir soluk alalım. Hem başka işiniz gücünüz yok mu sizin? Ayşe teyze. Ayşe teyze. Müjdemi isterim. Hayırdır? Ne oldu bakayım? Bak. Mehmet abiye getirdim sana. Oğlum. Mehmet. Mehmet. Oğlum. Komşular bakın yavrum gelmiş. Aslanım gelmiş. Mehmet'im. Canım benim. Allah'ıma şükürler olsun. İyisin ya. Oğlum. Gördüğün gibi anne. Biz seni bir hafta sonra bekliyorduk. Erken geldin. Erken terhis verdiler. Niye? Bir şey mi oldu yoksa? Sen bak bakayım bana. Yok anne bir şeyim. Yol yorgunluğu işte. Yo yo. Sende bir şey var. De bana ne oldu? Son bir aydır hastanedeydim. Hastanede mi? Hı hı. Operasyona gittiydik. Bir çatışma oldu. Vuruldum. Dizimden yaralandım. Biliyordum.
Ah biliyordum. İçime doğduydu benim. Üzülme diye sana söylemedim. Nasıl şimdi dizin yavrum? Yürüyebiliyorum işte. Ama bir daha futbol oynayamayacağım. Doktorlar öyle dedi. Duydun mu bak? Bir daha top oynayamayacakmış. Tam da transferi patlatacaktı. Şansa bak. Ah benim talihsiz oğlum. Sana kurşun sıkan eller taş kesesin inşallah. Bu da mı gelecekti başımıza? Öyle deme anne. Esas beni yakan ne biliyor musun? En yakın arkadaşım kucağımda can verdi. İçim yanıyor hala. Bacağıma giren kurşun keşke ciğerime girseydi. Şehadet şerbetini ben de içseydim. Sağ ol. Geçmiş olsun Ayşe teyze. Sağ ol. Allah kabul etsin oğlum. Gel, yemek hazır. Oo, mis gibi kokuyor. Ama özlemişim yemeklerini. Afiyet olsun. Haberi olmadı galiba geldiğimden. Yoksa hemen damlardı. Hayırdır oğlum, kimi dedin? Gamze'yi diyorum anne, kimi diyeceğim? Geldiğimi duysa duramazdı bir dakika. Bütün mahalle ayağa kalktı oğlum geldin diye. Duymaz olur mu hiç? Ne o? Suratın değişti. Yoksa oğlunun nişanlısından mı kıskanıyorsun? Oğlum azıcık bekle istersen. Bırak o arasın. Ben beklerim de anne. Gönlüme laf dinletemiyorum. Bak gördün mü? Geldi vallahi. Mehmet abi. Hoş geldin. Hoş bulduk Seda. Çok özlemişim seni. Ben de seni çok özledim. Gel yemek yiyoruz. Gözümüz aydın Ayşe teyze. Sağ olasın canım. Sıcacık çorba var. İçsene. Deden nerede? Niye gelmedi? İnşaatçılarla toplantı yapıyor. İnşaatçılar da kim? Ne oluyor anne? Aman bir şey olduğu yok. Bir şirket beydahlandı, mahalleyi satın alıyor. Niye? Ne yapacaklarmış koca mahalleyi? Yıkıp yerine lüks evler yapacaklarmış. İyi para veriyorlar. Mahalleli de sapır sapır evlerini satıyor. Dedem satmıyor. Satmayacağım diyor. Aman o da inat edip duruyor. Pilav da getiriyorum Mehmet. Getir getir. Seda. Bana bak. Gamze ablan uçar mısın? Olur. Al bunu ona ver. Her zamanki yerimize gelsin. Hadi uç bakalım posta güvercini. Tamam. Gamze abla. Gamze abla aç. Hayırdır kızım? Bu ne telaş? Merhaba sevgili teyze. Gamze ablaya bir şey soracaktım. Gamze! Gamze! Seda geldi, seni istiyor. Hayırdır Seda, ne oldu? Mehmet abim askerden geldi. Ne? Al bak, bunu sana yolladı. Dedi ki, her zamanki yerimize gelsin. Bekliyorum dedi. Hadi hazırlan çabuk. Annem, ben çıkıyorum. Oğlum ne bu acele? Daha yüzünü görüp iki kelime etmeden nereye hemen? Sonra ederiz anneciğim. Şimdi çıkmam lazım, hadi eyvallah. Of of. Ne diyeyim ben sana oğul? Nasıl diyeyim bilmiyorum ki. Gamze abla inanmıyorum sana. Mehmet abi maç olmuştu şimdi. Hadi sene. Al bu yüzü Mehmet'e götür. Niye? Ne oldu ki şimdi? Biz nişanı attık. Ayşe teyzeye söylemiştik. Demek ki Mehmet'e söylememiş. Ama nasıl olur? Siz evleneceksiniz. Öyle bir şey olmayacak. Her şey mazi oldu artık. Söyle onu unutsun beni. Ama Gamze abla siz birbirinizi çok seviyorsunuz. Seda uzatma. Git dediğimi yap. Bir daha görmek istemiyorum onu. Hadi hadi dedim sana.
Allah Allah. Nerede kaldı bu? Seda? Hani Gamze ablan? Bu ne? Gamze abla verdi. Beni unutsun dedi. Seni bir daha görmeyecekmiş. Ne diyorsun sen Seda? İmkan yok. Gamze öyle demez. Nişan atmışlar. Nişanı mı atmışlar? Ne zaman? Niye? Bilmiyorum. Ben şimdi öğrenirim. Mehmet abi gitme istersen. Dur sen Seda dur. Öğrenmem lazım bu işin aslını. Ne yaptı? Öğrendi mi acaba? Allah veri de bir delilik yapmasa. Gamze! Gamze! Aç kapıyı! Gamze! Ne var Mehmet? Ne oldu? Ne oluyor? Yüzük falan. Doğru mu duyduklarım? Evet. Bu iş bitti. Biz nişana attık. Ben Gamze'ye sordum Sevgi teyze. Gamze'ye sormuşmuş. Söyle kızım şuna. Biz nişana attık Mehmet. Sebep? Hani çok seviyorduk birbirimizi. Evlenecektik. Yuvamız, çocuklarımız olacaktı. Ne oldu da değişti şimdi? Çocukça hayallerdi. Bitti gitti hepsi. Bu kadar kolay mı yani? Dağlarda kelle koltukta terörist kovalarken hayallerimizle ayakta kaldım ben. Sen varsın diye yaşamakta inat ettim. Yeter! Edebiyat yapıyorsun. Bitti gitti işte anlasana. İyi. Yok bu sen değilsin. Bıraktım Gamze değilsin. Bir şey olmuş sana. Ne oluyor burada? Bir şey oldu yok baba. Mehmet yüzüğünü almaya geldi şimdi de gidecek. Bana bak. Sana verecek kız yok bende. Hadi bas git başka kapıya. Oğlum, hadi evimize gidelim. Niye bana söylemedin? Söyleyemedim oğlum. Dilim varmadı. Yediğim kahpe kurşun bile bu kadar yakmadıydı canımı. Hadi oğlum. Hadi evimize gidelim. Doğru dürüst bir açıklama bile yapamadım. Mahvoldu. Hiçbir şey olmaz merak etme. Yakında evleneceğini söyledin mi? Daha neler baba? Söyleyeyim de kendini mi öldürsün? Ne yaparsa yapsın. Artık seni ilgilendirmez. Ne yapacaksın oğlum? Unutacaksın mecbur. Kısmet değilmiş işte. Aslan gibi çocuksun. Elini sallasan ellisi. Boş ver. Bak anne. Bizim çocuklar. Bak. Şu yanındaki Hüseyin de diğerleri kim? Bak bak. Bu Cafer. Erzurumluydu. Şu da İzmitli Zafer. Çok komikti. Bunu zaten tanıyorsun. Kardeşim. Badim. Her şeyim. Hüseyin'im. Ne kadar samimi. Ne kadar hayat dolular değil mi? Şimdi onların da aileleri bayram yapıyordur. Bu fotoğraftakilerden bir tek senin oğlun sağ kaldı. Allah rahmet eylesin hepsini. Analarına babalarına sabır versin. Mekanları cennet olsun. (Gülüyor)
Bayrak 1'den Sancak 1'e. Cevap ver Sancak 1. Burası Sancak 1. Dinliyorum komutanım. Tamam. Baskın için dikkatli olun. Örgütün uluslararası bağlantısını muhakkak sahile geçirmemiz lazım. Anlaşıldı komutanım. Tamam. Mehmet. Hı? Al bu bereyi. Bana bir şey olursa oğluma götüreceksin. Nereden de çıktı şimdi bu laf Hüseyin? Dün gece rüyamda şehit olduğumu gördüm. Konuşma böyle Allah aşkına. Söz ver bana. Beremi oğluma götürecek misin? Tamam söz. Bayrak 1'den Sancak 1'e. Yolcu intikal etmek üzere. İlerliyoruz. Ateşi kes Hüseyin. Temiz galiba. Durun! Durun! Durun ne olur ateş etmeyin! Ben Türkçe biliyorum. Konuşabiliriz. Yat yere yat! Yat lan! Bakın, bana bir şey yapamazsınız. Benim diplomatik dokunulmazlığım var. Ben gerilla değilim. Ben gözlemciyim burada. Konuşma. Konuşma. Göreceğiz bakalım neyin var. Ben gerilla değilim. Komutanım, şahsı sağ olarak ele geçirdik. Tamam çocuklar, almaya geliyoruz. Hüseyin dikkat et! Sana bana dokunamayacağını söylemiştim. Kalçak! Parmağım! Parmağım! Yüzünü hiç unutmayacağım. Allah'ıma dua edeceğim seni bir kere daha karşıma çıkarsın diye. Hüseyin! 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 Şimdi bizimkiler gelir. Hastaneye götürürler bizi. Dualarım kabul oldu Mehmet. İnşallah şehit olacağım. Cennetin kokusunu duyacağım. İyileşeceksin Hüseyin. Bana verdiğin sözü unutma. Berem'i oğluma vereceksin. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü. Hüseyin! Mehmet oğlum. Kardeşlerim. Kardeşlerim gözümün önünde can verdi anne. Aklımdan hiç çıkmıyor. Bak. Bak bu Hüseyin'in beresi. Bunu oğluna götüreceğim. Bebeğini bir kere kucağına alamadan, öpüp koklayamadan gitti garibim. Kundaktaki bebeği yetim bırakan eller kırılsın inşallah.
Bakalım evdeler mi? Bu moruk da iyice azıttı. Şimdi de milleti evinde toplayıp akıllarını karıştırıyor. Az değildir o. Eceli gelen nereye ne edermiş malum abi. Oğlum, sen artık bu futbol defterini de kapattın. Ne yapacağız? Neyle geçineceğiz? Biz de mi satsak acaba evi? Hakikaten, o satış meselesi de ne? Dedim ya işte oğlum, bir şirket türedi. Herkesin evini satın alıyor. Çok para veriyorlar. Millet ikişer üçer daire aldı başka yerlerden. Ali Osman amca niye satmıyor peki? Ona sor istersen. Bu gece mahalleyi evinde toplantıya çağırmış. Ya, gidip bakayım. Hem Ali Osman amcayla da görüşmüş oluruz. Artık gücümüz kalmadı Ali Osman abi. Karar verdik. Biz de satıyoruz evi şirkete. Hayırdır? Niye 180 derece döndünüz böyle? Hanım tutturdu biz de satalım diye. Başımın etini yiyor. Beyler, bakın size söylüyorum. Bu adamlar hiç tekin değil. Başka filmler dönüyor. İyi de ne filmi döner? En fazla çok para kazanırlar. Bu iş para işine benzemiyor. Bunların tarzı, hırsı hiç ticaret işi değil. Ben bakarım dede. İyi güzel diyorsun da nerede ispatın? Kim diyor bunu sana? İşte Buram diyor. İster inanın ister inanmayın. İlahi Ali Osman abi. Mehmet abim geldi. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Gazi olmuşsun. Allah razı olsun. Nasıl dizin? Sıkıntın var mı? Önemli bir şey değil. Biraz sekeceğiz yürürken hepsi o. Biz de evlerin satış işini konuşuyorduk. Vallahi tam bilmiyorum meseleyi. Ama annem de satalım diyor Ali Osman amca. Bak gördün mü? Boşuna inat ediyorsun Ali Osman abi. Mehmet oğlum. Sen vatan için gazi olmuş adamsın. Ora vatanda bura değil mi? Söyle bana. Olmaz olur mu? İşte onun için biraz sabırlı olalım. İşin iç yüzünü anlamaya çalışalım. Azıcık hak verin bana. Hı hı. Bu adamların işi villa arsası almak değil. Vallahi ben tükendim. Hanımın dırdırıyla baş edemiyorum. Yahya da öyle. Hazır bu kadar para teklif edilmişken kararlıyız. Hiç kusurumuza bakma. Satacağız. İlla satacağım diyene elimden bir şey gelmez. Ama bu işin suyu yakında çıkacak. Yazık ki çok geç kalınmış olacak. Hadi bize müsaade. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Akşamlar. İyi akşamlar. Vallahi ne yapacağım bilmiyorum. Kararsız kaldım ya. İşte çıktılar abi. Girelim mi? Bekle. İçeride biri daha var. O da çıksın işimizi daha rahat görürüz. Bu inatçı ihtiyara bu sözleşmeyi bu sefer de imzalattırmazsak Sedat abi canımızı okur. Parmaklarını kıra kıra attıracağım o imzayı. Merak etme. Aman diyeyim Basri, ne diyorsun sen? Yaşlı başlı adam. Sakın bir şey yapmayın. Başımıza bela almayalım. Korkma muhtar. Tereyağından kıl çeker gibi halledeceğim. Hadi sen uzay yavaştan. Görmesinler seni bizimle. Hadi bakalım, kolay gelsin. Sağ ol. Ya işte böyle Mehmet. Bu inşaatçıları hiç gözüm tutmuyor benim. Milletin beli bükük Ali Osman amca. Yoksa kim doğup büyüdüğü evi satmak ister? Orası öyle. Ama hayatta satılacak şeyler olduğu gibi satılmayacak şeyler de olmalı. Sen bu insanların ellerinden tutmasaydın, buraları üç kuruşa hibe etmeseydin ev sahibi bile olamazlardı. O zamanlar hep hayalim şuydu. Bu topraklar üzerinde alnı secdeli temiz insanlar olsun istiyordum. O zaman bir hayır işleyelim dedik işte. Niye Ali Osman amca? Rahmetli dedemden bize geçti. Ona da eski devlet çalışanından geçmiş. O çok sıkı sıkı tembih etmiş. Burayı her insana verme diye. Çok ilginç Ali Osman amca. Babama da sen verdin evin arazisini. Orada dur işte. Babanı mahalleliyle bir tutma.
Senin baban başka adamdı. Bunlar gibi üç kuruş gördü mü kendini şaşırmazdı. Neyse, ben kalkayım Ali Osman amca. Annem evde yalnız. Oğlum, ananın gönlünü hoş tut. Hesabı zordur ona göre. Eyvallah. Alo, Sedat abi. Bu gece ihtiyara sözleşmeyi imzalatıyoruz. Uskan Bey'e müjdeyi verebilirsin. Şu anda evinin önündeyiz. Kumaşlarımızı kendimiz üretiyoruz efendim. Taşlarını da yurt dışından getirdik. Yakıştı. Bana bakın, sakın gürültü patırtı olmasın. Uskan Bey herhangi bir tatsızlık istemiyor ona göre. Sen müşteri ol canım abi. O konuyu merak etme. Buyurun efendim. İşi bitirince bana haber ver. Eyvallah abi. Eyvallah. Bunu daha çok beğendim. Aa, bu harika. Çok güzel. En çok bunu beğendim. Fiyatı nedir? Bir şey değil, 700 YTL efendim. Çok pahalı. Tamam, alıyoruz. Ama duymadın mı, 700 YTL'ymiş. Alıyoruz dedim, o kadar. Sedat Bey, bir şey içmek ister misiniz? Evet, bir kahve lütfen. Tamam. Gamze Hanım'a çanta ve ayakkabı da vereceksiniz değil mi? Tabii efendim, ne demek. Evet, bunlar da çok güzel. Bu da iyiymiş. Alo. İyi akşamlar Özkan Bey. Ben Sedat. Dinliyorum Sedat. İhtiyar bu gece evini satıyor. Güzel. Bunu merak etmeyin, burnu bile kanamayacak. Ortalık fazla karışmasın. Peki efendim, iyi akşamlar. Ben yatıyorum dedeciğim. İyi geceler yavrum. Koş abi, koş. Ne oluyor ya? Hadi abi. Ne oluyor be? Kimsiniz siz? Geç lan. Geç, geç. Geç. Bırakın dedemi, bırakın. Gel bakayım sen. Aa! Buraya. Oğlum bırakın kızı. Bırakın torunumu. Bırak beni, bırak. Şşş, dur. İmzayı bırak. Sen de rahat et, biz de. Bize yardım et. Ölürüm yine atmam oysa. Rahat dur. Bak şimdi seni ölmekten beter edeceğim. Gündüz. Buyur abi. Kes kızın boğazını. Efendim abi. Lan duymuyor musun? Sana kızın boğazını kes dedim. Derhal abi. Bırakın kızı. Dur. Yapmayın. Hayır yapmayın. Bebeğe yardım et. Bırakın torunumu. Kurbanlık. İmzalayacağım. Sana kes dedim. Tamam abi. İmzalayacağım tamam. Bırak çocuğu. Artık çok geç. Bırak beni. Abi tamam diyor ama. Hadi lan sen dediğimi yap. Kes şu kızın boğazını. Dede kurtar beni. Hiç mi insafınız yok sizin? İmzalayacağım. İmzalayacağım. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? İmzalayacağım. Gördün mü bak? Ölmeden de imza atabiliyor musun? At şunu. Gündüz. Kızı kes. Tamam abi. Kaç kızım. Kaç. Ulan bir kızı zapt edemedim be. Abi gidip yakalayayım mı? Boş ver. Aldık alacağınızı. Hadi gidelim. Yürü yürü yürü. Açın. Açın ne olur açın. Seda bu ne hal? Mehmet abi yetiş. Adamlar zorla evimize girdi. Dedemi öldürecekler. Hayırdır oğlum? Ne oldu gece vakti? Anne sen hemen polisi ara. Ben Ali Osman amcalara gidiyorum. Oğlum, dikkatli ol. Ali Osman amca. Dede! Mehmet, beni iyi dinle yavrum beni. Seda'yı ve bu evi sana emanet ediyorum. Dediklerimi iyi dinle. Burası da vatan toprağı. Sakın o aydıtlara verme. Ambulans. Ambulans çağırmam lazım. Bırak. Ambulansın sırası değil şimdi. Dinle.
bana zorla kağıt imzalattılar. Ben bu evi şehit ailelerine bırakmak için işlem başlatmıştım. Ne yap et? Bu evi o haramilerden geri al. Bu sana vasiyetimdir. Dede. Dedeciğim. Alo Osman amca. Ne olur ölme dede. Bir tek sen varsın, bırakma beni. Seda. Yavrum. Dede. Merhum Ali Osman Yücel'i nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. O da size helal ediyor. Hadi Ah evladım. Anladın mı şimdi nişanı niye attığını? Geldiler. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? İmzala şu kağıdı, uğraştırma bizi. Mehmet abi, bunlar onlar. Şerefsizler. Uzatma, imzala şunu. Demek imza istiyorsunuz. Ver bakayım. Kalem. Gerekmez. Mehmet. Mehmet. Sonu da. Bırak oğlumu uğraşma bu adamlarla. Eşkıya uğraşmaya alışıyız anne. Siz içeri girin. Gel kızım. Gel. Aç bakayım ağzını. Aç. Aç ağzını. Aç ağzını. Yut bakayım şu kağıdı. Hadi. Beni ona götüreceksiniz. Sizi üzerime salan sahibinize. Kalk. Hadi. Hadi. Afiyet olsun efendim. Güzelliğiniz yine göz kamaştırıyor Gamze Hanım. Sana layık değil ama... seni mutlu etmek için her zahmete katlanmaya hazırım. Çok güzel. Ama bunu kabul edemem. Elbette edersin. Yakında karım olacaksın. Artık bu tip manasızlıkları çıkaralım hayatımızdan. Müsaadenizle. Benimle evlenir misin? Evet.
Ne oldu? Neyin var? Yoksa hala o topal futbolcu eskisini mi düşünüyorsun? Bak bir etrafına. Şu eve, şu ihtişama bak. O bunları sana verebilir mi? Hasta anneni düşün. Ben tedavi ettirmesem ölüp gidecekti. O bunları yapabilir miydi? Söylesene. Geç lan içeri. Ne oluyor? Mehmet. Kusura bakmayın, saadetinizi böldük. Fazla kalmayacağım. Ne istiyorsun? Sende bana ait olan bir şey var Sedat Efendi. Onu almaya geldim. Gamze'yi kastediyorsan onu unut. Onu zaten çoktan unuttum. Ben Ali Osman amcaya zorla imzalattırdığın satış sözleşmesini almaya geldim. Benim evimde bana hiçbir şey yapamazsın. Sen öyle san. Bak sana neler yapacağım. Söyle adamına versin sözleşmeyi. Dağıtırım yoksa beynini. Basri, ver şuna istediğini. Ama Sedat abi. Basri, dediğimi yap. Buyur. Yak şimdi onu. Hadi yak. Yak şunu. Yak. Bana bak. Bir daha karşıma çıkarsan o tavukları canlı canlı yediririm sana. Demek bu herife sattılar seni. İzzetini satıp karşılığında zillet aldın demek. Adı da para bunun, öyle mi? Sandığın gibi değil Mehmet. Mehmet dikkat et. Bir daha da ayak basmayın mahalleye. Mehmet dur, beni bekle. Mehmet dur bekle, ben de seninle geliyorum. Hiçbir yere gelmiyorsun. Hem kadının yeri kocasının yanıdır. Sana anlatacaklarım var, dinle beni. Sedat'la hayallerinizi mi anlatacaksın bana? Hadi yürü, adamlar gelmeden gidelim buradan. Bunu sonra hesaplaşırız. Sedat Bey. Bırak. O adamı bulup öldüreceksin, tamam mı? Öldür o adamı. Tamam abi. Hadi. Tamam abi. Öldür o adamı. İyisin değil mi? Bir şeyin yok. İyiyim. Dokunma bana. Açtığın yaraları böyle kapayacağını mı sanıyorsun? Bak. Bak. Bu ne biliyor musun? Dizimi parçalayan kurşun. Geleceğimi karartan, hayallerimi yıkan kurşun. Mehmet sus ne olur. Bu kurşun bile senin bana yaptığını yapamadı. Senin sözlerin kadar acı vermedi. Yeter artık. Ya ben neler çektim biliyor musun? Bir kez olsun düşündün mü? Zorla verdiler beni o adama. Sen de hiç istemedin tabii. İstemedim elbette. Ama işte annem... Ne olmuş annene? Annemin kanser olduğunu öğrenmiş. Tuttu annemi pahalı doktorlara götürdü. Avrupa'dan, Amerika'dan ilaçlar getirtti. Bizimkileri kendi tarafına çekti. Sen de bayıldın tabii buna. Hayır, bayılmadım. Duymak istediğim buysa söyleyeyim Mehmet. Hala seni çok seviyorum. Ölene kadar da seni seveceğim. Dünya para harcayıp bizimkilerin aklını çeldi. Annem bana duygusal baskı yaptı nişanı atmam için. Direndim, olmaz dedim. Mehmet'e ne deriz dedim, dinletemedim. Niye anlatmadın bunları bana? Anlatsam ne değişecekti ki? Belki de en doğrusunu yaptın. Şu halime bak. Artık sakat bir adamım ben. Ne köy olurum ne kasaba. Deme öyle. Ben seni her şeyinle sevdim. Ne olursa olsun umurumda değil. Oğlum. Oğlum. İyi misin? Yok bir şeyim anne. Gelin bakayım benimle.
Bu ev artık senin. Artık o adamlar adımını bile atamazlar buraya. Aslan Mehmet abim. Özkan Bey, havuzlar için 3 farklı model önerebiliriz. Ayrıca isteyenler için limuzin servisi olursa çok güzel olur. Limuzin servisi talep görebilir. Ne de olsa çok seçkin insanlar oturacak sitemizde. Peki ya güvenliği ne yaptınız? Bütün sitenin etrafını duvarlarla kale gibi çevireceğiz. Ayrıca 24 saat kapalı devre kamera sistemi kurulacak. Güzel. Özel haberleşme için tarif ettiğim sistemlerde tamam değil mi? Hiç şüphesiz. Neredeyse ülke içinde ülke gibi olacak efendim. Ha? Demek ülke içinde ülke. Çok güzel. Sevdim bu lafı. Ülke içinde ülke. Hem de bizim ülkemiz. Bizim ülkemiz efendim. Özel bölmelere baktım. Ritüel salonuna bir daha bakabilir misin? Eksik var gibi. Tabii efendim. Gel. Gel Sedat. Geç otur. Sen çıkabilirsin. Peki efendim. Otur Sedat. Kulağıma gelenler hiç hoşuma gitmedi Sedat. Duyduğuma göre mahallede yaşlı bir adam öldürülmüş. Mahallenin kurucusuymuş üstelik. Efendim şey, adam biraz yaşlıydı. Arkadaşlar da biraz hırpalayınca kalbi dayanamamış. Kalbi dayanamamışmış. Sedat, niye hala bitmedi bu iş? 3 asırlık sabrımız artık yeter. Taşırmayın beni. Efendim bitiyordu da küçük bir pürüz çıktı. Mehmet diye biri. Mahalleliği kışkırtıyor. Bir adamla mı başa çıkamıyorsun? Efendim, isterseniz temizleyebiliriz. Aptal aptal konuşma. Sizin kafanız hep böyle çalışır zaten. Usulca halledeceksiniz. Sessiz sedasız. Kimse anlamayacak. Tamam mı? Emredersiniz Özkan Bey. Alo. Beyefendi siz misiniz? Peki beyefendi. Emredersiniz efendim. Hemen geliyorum. Bunların başı Özkan diye biri. Sedat tanıştırmıştı. Hiç hoşlanmamıştım adamdan. Neci bu Özkan? Ülkenin sayılı zenginlerinden biri. Ama kimse ne iş yaptığını bilmiyor. Sedat bu adamdan emir alıyor. Gerçi dediğine göre bir adam daha varmış Özkan'ın üzerinde. Allah Allah. Adamlara bak. Resmen devlet içinde devlet. Buraları tek tek satın alıyorlar dikkat çekmemek için. Oturanları çıkarıp çok lüks bir site yapacaklar. Sonra da fahiş fiyattan satacaklar tabii. Yok, satmak yok. Kendi vatandaşları için yapıyorlar bu siteyi. Güya ataları bu arazide otururlarmış. Çiftlikmiş yüzyıllar önce. Buyur Gamze. Kendi vatandaşları mı? Bak sen şu işe. Bizi bizim yerimizden kovup kendileri yerleşecek demek. Eşkıya'yı hep dağda zannederdik. Meğer düz ovaya da inmişler. Ali Osman amca bu adamlar vatan haini diyordu. Haklıymış. Bu topraklara gelirken bir bedel ödedik. Öyle yol üstünde bulunmuş kayıp eşya değildir vatan toprağı. Beyefendi, Özkan Bey geldi. İçeri alın. İhtiyar problemi çözüldü mü? Evet beyefendi. Halloldu o iş. Özkan, bu proje bizim için, soydaşlarımız için çok önemli. Bu site aslında bizim olan bu topraklarda kuracağımız
ülkenin çekirdeği olacak. Evet beyefendi. Gayet iyi anlıyorum. En küçük bir hatada kimsenin gözünün yaşına bakmam, anlaşıldı mı? 3 asırlık rüyanın son sahnesinde her şeyin batıp gitmesine göz yumamam. Ataların lanetinden korkarım. Elbette efendim. Şimdi çıkabilirsin. Mehmet, nereye geldik? Hüseyin'in emanetleri var. Şehit olduğu gece söz vermiştim götüreceğim diye. Onları vereceğiz. Mehmet! Oğlum! Hoş geldiniz. Girin içeri, girin, girin içeri. İyi ettin de geldin Mehmet. Sen bana Hüseyin'in bir yadigarısı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aman da aman. Şuna bak Mehmet. Ne sevimlisin sen öyle. Adın ne senin bakayım? Mehmet. Ya ne güzel. Hüseyin telefon edip canım bebeğin adını Mehmet koyun dedi. Biz de öyle yaptık. Nasıl kıydılar anasını kuzusuna. İçim yanıyor Mehmet, içim yanıyor. Sanki biliyor, istiyor gibiydi şehit olacağını Fatma teyze. Gözünü bile kırpmadı oğlun ölüme giderken. Ah oh, canım benim. Kucağımda can verirken bile... Ne bileyim, gözlerimin içi gülüyordu sanki. Şehit oğlum mutlaka cennet kokusu almıştır da ondandır o. Hem içime öyle bir ateş düştü o gece. Böyle cız etti yüreğim. Sabahını aradılar, oğlunuz şehit oldu dediler. Demek Allah'ım her ikisine de malum etmiş. Neyse. Ne oğlumun kokusu, Hüseyin'imin kokusu. Bu bereyi bebeğime götür, ben şehit olursam dediydi. Sağ olasın Mehmet abi. İnşallah şu bebeğe de nasip olur şehit olmak. Hüseyin! Hüseyin dayan! Dayan Hüseyin! Şimdi bizimkiler gelir, hastaneye götürürler bizi. Dualarım kabul oldu Mehmet. İnşallah şehit olacağım. Cennetin kokusunu duyacağım. İyileşeceksin Hüseyin! Bana verdiğin sözü unutma. Beremi oğluma vereceksin. Hüseyin! Mehmet, geç oldu. Kalkalım mı artık? Kalkalım. Yine gelin. Yalnız bırakmayın tamam bizi. Tamam oğlum, tamam. Tamam Fatma teyze. Ağlamam. Geliriz inşallah. Allah'a emanet olun. Oh, canım benim. Yavrum. Babanın beresi. Lan muhtar mısın nesin, bana bak. Mehmet denen o çocuk evimizi bastı. İhtiyarın sözleşmesiyle kızını aldı gitti. Bir yanlışlık olmuştur Sedat Bey. Gamze'nin işi olmaz onunla artık. Bırak tatavayı. Kızın da peşinden koşup gitti. Ben anlamam. Gidip alacaksın ikisini de. Ben nasıl alayım ondan Sedat Bey? Muhtar değil misin? Ha? Mahalleliye sözün geçmiyor mu? O kadar otlandın bizden. Boşuna mı? Sal mahalleliği üzerine. Bitsin gitsin. Yoksa ne olur biliyorsun. Peki, yaparım dediğinizi. Gamze, kızım yanlış anlama. Sen de benim evladım sayılırsın ama eve dönmen daha uygun olur. Hayatta dönmem bir daha o adamın evine Ayşe teyze.
Ben Ali Osman amcalarda kalırım anne. Nereye kadar oğlum? Nikahımız kıyılana kadar. Hırsızın, evleniyorsunuz. Tövbe tövbe. Yüreğim ağzıma geldi. Siz içeri geçin. Hadi çabuk. Ay. İşi buraya kadar vardırdınız demek. İnsin aşağı. Bekleyin, geliyorum. Çık dışarı. Hadi. Gel buraya. Hadi gel. Ne duruyorsun, hesap ver. Gel, gel. Gel, gel. Gel, hesap ver şimdi. Hesap ne var? Ver. Ne istiyorsunuz? Var ya, senin canını almaya geldik. Senin yüzünden şirket paralarımızı vermiyor. İmzayı da attık. Hı-hı. Evlerimizi elimizden alacaklar. Paranızı almadan imzalamasaydınız. Avukata sormadan satmasaydınız evinizi. Bakın görüyorsunuz. Hem suçlu hem güçlü. Bu evler bizim değil mi? İster satarız ister satmayız. Evler sizinse adamlara sattınız. Alın paralarınızı. Vaktiyle Ali Osman amca sizi buraya hangi şartlarda yerleştirdi? Niye unutuyorsunuz? Size katakulli mi yaptı? Ne demek istiyorsun aslanım sen? Hepiniz buraya geldiğinizde açta açıkta değil miydiniz? Ali Osman amca size yok pahasına arazi vermese hanginiz ev sahibi olabilirdiniz? Adamcağıza vefa borcunuzu böyle mi ödüyorsunuz? Doğru söylüyor abi. O kadar sizi uyardı. Niye kulak vermediniz? Yazıklar olsun size. Adamlığınıza yazık. Ya daha ne kadar konuşturacaksınız bu adamı? Uyutuyorlar sizi, anlasanıza. Sizin topraklarınız üzerinde kendi soydaşları için site kuracaklar. İçinde kim bilir ne altlar karıştıracaklar. Ülkeyi nasıl talan edecekler? İnsanlarımızı birbirine kırdıracaklar. Şer sitesi olacak burası. Şer sitesi. Muhtar bir şeyler söyle ya. İnanmayın ona. İftira atıyor adamlara. İstersen kızına sor. Her şeyi sana bir bir anlatsın. Gamze! Gamze! Gel de anlat gördüklerini, duyduklarını. Akılları başlarına gelir belki. Beyefendi hiçbir aksilik istemiyor. Tamam Özkan Bey. Biz her türlü tedbirimizi aldık. Siz hiç merak etmeyin. İyi akşamlar efendim. Hatta bu Özkan denen adamın da başka birinden emir aldığını sanıyorum ben. Vay canına. İşe bak be. Resmen kandırıldık. Sen ne diyorsun bu işe muhtar? Diyecek bir şey yok. Bunların hepsi hayali komplolar. Ben satacağım evimi, alacağım paramı. Böyle bir fırsat bir daha ele geçmez. Siz boşa kürek sallamaya devam edin. Benim satılık evim yok bu adamlara. Gidip geri alalım sözleşmeleri. Evet, hadi. Hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Yürüyün. Demek adamcağızın bir bildiği varmış. Yürüyün. Hadi. İşte burası. Sedat beni birkaç kere buraya yemeğe getirmişti. Sadece üyelerin girebildiği çok acayip bir yer. İçeride ne var? Bir restoranı var. Bir de Özkan gibi adamların katıldığı çok özel toplantıların olduğu bir salon var. İşte bu o. Özkan bu. Bu adam piyasada parmaksız Özkan lakabıyla biliniyor. Çok çok zengin biri. Ne iş yapar belli değil ama zenginliğinin haddi hesabı yok. Bu. O adam. Komutanım. Şahsı sağ olarak ele geçirdik. Tamam çocuklar, almaya geliyoruz. Hüseyin dikkat et! Ha 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 ha.
sana bana dokunamayacağını söylemiştim. Alçak! Pardon! Yüzünü hiç unutmayacağım. Allah'ıma dua edeceğim seni bir kere daha karşıma çıkarsın diye. Bu o şerefsiz. Kimi dedin Mehmet? O adam. O gece baskında ele geçirmeye çalıştığımız adam. Beni yaraladı. Arkadaşımı da şehit etmişti. Ciddi misin? Tamos kalmış bu Mehmet. Merak etme Gamze. Yaptıkları yanına kalmayacak. Hadi gidelim artık. Sık biraz daha dişini Gamze. Her şey güzel olacak inşallah. Nikahımızı resmiyete döktük mü işin sonu görünür. İnşallah Mehmet. Ben de artık mutlu olmak istiyorum. Neyse hadi Allah'a emanet ol. Gel kız içeri. Konuşacağız seninle. Ben yapacağımı biliyorum sana. Sevgi. Anne. Ne oldu sana böyle? Vay namussuzlar. Bırakın karımı. Ondan ne istiyorsunuz? Ama böyle yüksek ses bende sinir yapar muhtar. Hiç çekemem. Kes sesini be. Sus. Sen benimle geliyorsun. Yürü. Yürü. Bağırma. Bağırma yürü. 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 Geç. Geç. Yardım edin. Ya bırakın beni. Darlamayı kes. Kes diyorum sana. İstemiyorum. Sus. Beni. Gamze. Ne oldu Yalçın amca? Pusu kurmuş evde namussuzlar. Gamze'yi kaçırdılar. Şerefsizler, kalleşler. Verecekler hesabını. Aslan damatım ben açarım. Alo. Bana bak yerli Rambo. Eğer kızı canlı istiyorsan söyleyeceğim adrese gel, tamam mı? Yalnız. Çünkü sana yalnızlık çok yakışıyor. Ona bir şey olursa... Hepinizi dar ağacına çekerim, anladınız mı? Adresi ver. Bekle, geleceğim. Ne oldu? Ne diyor? Beni istiyorlar, yalnız. Mehmet, kurtar kızımı. Ne olur kurtar Gamze'yi. Merak etme, Gamze'yi de alıp geleceğim sevgili teyze. Abi... Onu buraya çağırıp ne yapacaksın? Evinin satışı için önce imzayı attıracağım. Sonra da kurşunu kafasına sıkacağım. Gücünüz yetmez sizin ona bir şey yapmaya. Sen sus! Alçak! Geldi galiba. Basri, bir bak bakalım. Tamam abi. Diğer tarafa bak bakayım. Tamam abi. Bırak ulan kızı. Senin derdin benle. Kızın dağılmış beynini görmek ister misin?
İmzala şu sözleşmeyi. Kızı o zaman bırakırım. Hadi! İkimiz de öldürecek, Mehmet dinleme onu! Hadi dedim Rambo. Sabrımı taşırma. Hadi silahı bırak, kalemi al. Hadi! Yavaş, yavaş, yavaş. Güzel. At bakayım imzayı. Öldün sen kızım! Gamze! 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 Bir de seni kaybetmeye dayanamam. Affet beni Mehmet. Affet. Gamze. Gamze! Hesap vermek, hesap almak. Yaptıkları cinayetti. İnsan kanına girdiler. Cinayet işleyenler, haksız yere adam öldürenler ebedi ateşlere düşerler burada. Ben de işte onun için, yani nasıl desem? Haklı olmak ayrı, haklı olunan yolda hak ölçülerince yürümek de ayrı bir gerçekliktir. Ben... Askerden döndüğünde bir sıkıntıyla karşılaştım. Evet. Birileri mahalleye musallat olmuş gibiydi önce. Sonra anladım ki işin içinde iş var. Haksızlık karşısında eli kolu bağlı kalamazdım. Eli kolu bağlı olmak mı, yoksa alkışlanan kahraman olma fırsatı mı? Hayır. Hayır, öyle şey nasıl olur? Adamların ne yaptığı düpedüz ortada. Hem mahalleli de onlara kendini kaptırmıştı. Ben kahramanlık peşinde olmadım. Askerlik yaptın. Terör işinin boyutları ve uzantıları hakkında bilgi sahibiydin. O halde niye gidip kamu otoritesine durumu bildirmedin? Ne yapabilirdim? Bana inanırlar mıydı? Denedin mi? Denemen gerekmez miydi? Doğru. Bütün bunlar o adamların konaklarını basmak, pazılarının gücünü göstermek, alkışlanmak için olduysa ya da içinde kırılan onurun, reddedilmişliğinin intikamı varsa... Diyelim ki o endişeler olsun. Ama sonuçta birileri bunların karşısına dikilmeli değil miydi? Dikilmeli. Ancak buranın pazarında içinde beklenti, alkış, gösteriş giren ameller pek geçersizdir. Ben hatalı olabilirim. Ama kimseye zarar vermedim. Bilgilerini devlete aktarmadın. Gamze öldü. İnsanlar gerçeği öğrenmede gecikti. Of! Bu çok zor bir süreçmiş. Bunlar başlangıç, dahası var. Askerden döndün, annenle tam hasret gidermeden yarın derdine düştün. Annenin gönlünün incinebileceğini düşünmedin. Onu da mı soracaklar? Daha bunun gibi bir ömürlük ayrıntılar, ne ayrıntılar var? Ne? Eyvah! Eyvah ki ne eyvah! Niye emir vermeme rağmen hala bitmiyor bu iş Özkan? Beyefendi, çok küçük bir pürüz kaldı. Onu da halledip hemen başlıyoruz çalışmaya.
Bitsin bu iş hemen Özkan. Biz ne engeller açtık? Bir küçük sinek fazla oyalamıyor mu bizi? Atı üstünde sinek efendim. Mide bulandırıyor. Ama halledeceğiz. Neyse. Bu sinek işini hafife alma. Ezemezsen başına çıkar sinek kızımı. Haklısınız efendim. Beyefendi sabırsızlanıyor. Dediklerimi harfiyen yapacaksınız. Tamam efendim. Hiçbir aksilik istemiyorum. Tamam efendim. Hadi. Buyurun efendim. Bana bak. Kıssana şu müziği biraz. Kime diyorum ben? Bana mı dedin? Sen de kimsin? Hatırlamadın mı beni? Gabardağında sen benim arkadaşımı, ben senin parmağını almıştım. Hatırladım seni. Ne istiyorsun benden? Seninle küçük bir işimiz var Özkan efendi. Hadi kardeşim, sen işine. Hadi. Çık dışarı. Çık, çık. Çık. Bak. Burası neresi? Nereye getirdin bak, beni? Burası mahkemeyi kuracağımız yer. Bugün bu evde yargılanacaksın parmaksız Özkan. Ne mahkemesi? Millet mahkemesi. Yürü Özkan, yürü. 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 Çık. Çık. Çık ulan çık. Çık. Dünya ne kadar küçük değil mi? Dağ dağa kavuşmuyor. İnsan insana kavuşuyor. Sonra kim derdi ki eski bir konakta asılacaksın? Cesedini 3 gün sonra leş gibi koktuğunda bulacaklar. Alo, polis mi? Evet, buyurun. Bir ihbarda bulunmak istiyorum. Evet, parmaksız Özkan. Mahkeme kuruldu. Şimdi neler yaptığını bir bir yumurtlayacaksın şerefsiz. Bak, benim dokunulmazlıklarım var. Diplomatik sıfatım var. Gücüm var. Param var. Gel anlaşalım seninle. Önce çık bakalım tabureye. Çık. 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 Lütfen. 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 Anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz. Zengin ederim seni. Hatta o arkadaşlarına bile bakabilirsin. Zenginliğin başına geçsin şerefsiz. Haram para geçmez o şehitlerin ailelerinin kursağından. Bana yaptıklarını anlat. Anlat. Tamam tamam anlatacağım, ne olur canımı bağışla. Her şeyi anlatacağım. Şerefinle yaşamayı bilmediğin gibi şerefinle ölmeyi de bilmiyorsun. Anlat bakalım şimdi. Ne? Hepsini. Uyuşturucudan silaha. Uyuşturucu işi yaptım. Silah işi? Silah kaçakçılığı da yaptım. O paraları kime aktardın? Söyle! Bizim çocuklara, bizim çocuklara. O dağdaki çocuklara mı? Söyle! Evet, evet, evet. Ne işin vardı o dağlarda? Benim diplomatik dokunulmazlığım var. Bölgede rahat hareket edebiliyordum. O silahları hep bu dokunulmazlıkların arkasına sığınarak getirdiniz değil mi? Evet, evet, evet. Onca cana kıydınız. Kıydırdınız. Ne bu hınç? Ne bu öfke?
Bu bizim asırlardır devam eden hıncımız. Ne hıncı? Atalarımızın hıncı. Bu ne bitmez hınç böyle? Hepimizi yok etmek değil mi derdiniz? Ha? Söyle. Evet, evet. Çabuk. Hadi, hadi, hadi. Siz şuraya geçin çabuk. Arka taraftan geçin. Megafonu ver. Geç, geç, geç. Çabuk. Mehmet kahraman. Etrafın sarıldı, teslim ol. Mehmet kahraman, duyuyor musun beni? Etrafın sarıldı. Dur teyze, geçemezsin. Ben Mehmet'in annesiyim. Ne var, ne oluyor içeride? Yok bir şey teyze. Hallolur birazdan. Şimdi geri çekin şöyle. Hadi teyze, hadi. Mehmet kahraman, duyuyor musun beni? Lütfen. Lütfen öldürme beni. Yalvarırım, bağışla. Benim de çoluk çocuğum var. Öldürdüğün gencecik insanların da çoluk çocukları vardı. Onları hiç düşündün mü köpek? Başka neler yaptın dedim sana. Suikast. Adam öldürme. Hepsini yaptım, hepsini. Ne olur, ne olur. Bak sen Müslümansın, cana kıymazsın. Bağışla beni ne olur, bırak gideyim, bırak. Bir daha bu işlere bulaşmayız. Ülkede terör biter. Bak iyi olmaz mı ha? Terör, terör oyuncağınız değil mi? Bas düğmeye oynasın, bas düğmeye dursun. Senin bütün parmaklarını keseceğim önce. Basamaz ol düğmelere. Lütfen, lütfen. Öldürme beni lütfen. Bak, 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 bak. Beni vurduğun kurşun bu. Bunu yutacaksın. Yut! Dur, at silahını. At silahını, yat yere. Kurtarın beni. Kurtarın bu caninin elinden. Öldürün şunu. Ateş edin. Ben diplomatım. Dokunulmazlığım var. Kes sesini. Evladım gel, bırak o silahı. Komiserim, merak etmeyin. Bu pisliğin dirisi ölüsünden daha kıymetli. Gerçi öldürmemek için kendimi zor tutuyorum. Oğlum kim olursa olsun bu ülkede kanun var, nizam var. Sakın yanlış yapma. Hadi senin gibi bir delikanlıya yakışanı yap. Öldürün şunu! Öldürün diyorum size! Ben diplomatım! Benim dokunulmazlığım var! Vay adi herif vay! Az önce neydi, şimdi ne oluyorsun? Oğlum tamam, sen çıkar adam. Teslim et onu bize. Hayır, 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 hayır. Bu bir tuzak. Beni öldürür. Sizi öldürür. Gizli silahı vardır. Ateş edin, öldürün. Beyefendi, siz de sakin olun. Bizim işimiz öldürmek değil. Hadi delikanlı, sen de işi uzatma. Tamam. Tamam komiserim. Size teslim ediyorum bu caniyi. Bu yaptıklarının hesabını vereceksin. Yanına bırakmayacağım bunu. Göreceksin. Bittin sen. Bittin. Asıl bu kayıttaki görüntülerle kim bitecek? Sen göreceksin. Bravo Mehmet. Aslanım be. Bravo Mehmet. Bravo be. Kurtardı mahalleyi. Helal olsun be. Aslan Mehmet. Helal olsun. Bravo. Helal olsun. Evladım. Aslan Mehmet, kurtardın bizi. Bravo. Merkez asayiş alan götür, tamam. Aslan Mehmet. Yok iyi. Evladım benim. Mahalleyi kurtardın. Tamam efendim. Nasıl olsa beni yaşatmayacaklar. Sen de benimle geleceksin. Mehmet! Öldün sen! Dikkat edin! Tutuklayın şunu. Tamam, tamam, tamam. Yavrum, yavrum. Ne olur bırakma bizi. Mehmet, Mehmet bırakma bizi tamam. Yavrum. Ambulans gelecek. Tamam, tamam Mehmet. Mehmet! Mehmet! Ömür kandilinde yağ tükendi. Evet. Ne yazık ki ben de tükendim. Tüketen sebepler neler? Önce dağlarda
bir kavganın içindeydim. Orada ailemden aldığım terbiye, Allah'a olan inancım gereği can pazarında bir vuruşma ortamındaydım. İçin öfke dolu terhis oldun. Hesap yarım kalmıştı. Öyle oldu. Sonrası işte farkına varmadığım bir cendereye sıkışmıştım. Ben o andan itibaren tek başıma bir kavgaya girdim. Sonunda önemli bir ipucu tespit ettin. Ettim. Ama bilemiyorum. Neyi bilemiyorsun? Savaşta yüzüne tükülen hasmını öldürmekten vazgeçen bir inancın çocuklarıyız. Bu konudaki hatan neydi? İşin içine kin ve nefretim karıştı. Garez ve öfkem vardı. Verdiğin bilgiler yüzlerce canın, hayatın kurtulmasına vesile oldu. Aslında işin son bölümünde gerekli makamları haberdar etmiştim. Sonra ne oldu? Onlar da kişinin diplomatik sıfatı olduğu için işi şahsi kavga gibi götürmemi ve itiraflarını kayıt altına almamı söylediler. Sen de denileni yaptın. Onlar da senin canına kıydılar. Evet. Ümit ederim mazlum olarak ölmüş olayım. Şehit insanlar için burada kapılar ardına kadar peş peşe açılıverir. Bana açılır mı? Yalnız üzerinde kul hakkı olmamalı. Canlı hakkı olmamalı. Dünya emanetinde hiçbir nesneye zarar olmamalı. Bildiğim kadarıyla hiç haram yemedim. Öfkenle ürküttüğün insanlar olmadı mı? Onlar da mı hak sınıfına giriyor? İhmalkar davranıp ezdiğin karınca bile hak sahibi oluyor burada. Eyvah! O zaman bu iş çok ince ince gidiyor. Bunca nimetin ince ince hesabı olması gerekmez mi? Gerekir. İşte önce başkalarına ait haklar var. Sonra nimetleri verenin hakkı. O konuda kendimi bildim bileli. Günlük ibadetlerimi hiç aksatmadım. Ama çok korkuyorum. Bu iş çok çetin. Evet. Şimdi ben ne olacağım sizce? Burada bunca badireyi en rahat geçecek olan şehitlerdir. Ben şehit sayılır mıyım? Bilemem. Ben bir vicdan aynasıyım. Allah'ım, ne olur beni şehit zümresinden say. Yoksa biterim, tükenirim. Ben burada dehşetini iliklerime kadar hissettim. Bedenim dayanamaz bunca acıya. Ne olur Allah'ım, lütfet, kerem et. Beni de al ölümsüzler kervanına. Ne olur. Ne olur. Ölüm ayrılık ama bize bayram sevinci. Hoşnut ise yaradan yolda bulunmuş inci. Ölüm bize dümdüz yol, onlara sarp yokuş. Hakka varan yollarda yokuşlar bile pek hoş.